Şimdi benim bir tane kankam var mahalleden. İsmail, kedi İsmail. Hani normalde böyle efkar durumlarında falan hani biz mevzuyu onunla bağlıyoruz aslında. Şimdi ben gittim bunun evin önüne. Durdum. Hani tam kapıyı çalacağım. Düşündüm, soracak şimdi bu bana. Güru evlendi mi o diye. Diyeceğim ha evlendi. Ama o değil. Tırlak sipahiyle. O da diyecek kardeş ne iş? Hani ben ne diyeceğim? Yediremedim yani o kadar da. Öyle döne dolana buraya kadar geldim. Hani sen dersen ki sabah o kadar laftan sonra ben seni almam içeri. Haklısın yani şey etmem. Geç içeri geç. Sefil. Eyvallah. Çok sevdim be. Gözümü açtım onu gördüm. Gördüğüm gibi de sevdim zaten. Çocukluğum, hayallerim. Hayattaki tek amacımdı be benim. Çok öküzlüklerim oldu, davarlıklarım, dangozluklarım. Saçma sapan kıskandım kızı. Boş yere... Ama çok sevdim be. Ulan o doktor onu bile hala. Hala bir umut belki diye bekledim. Ama yok. Gitti o tırlak sipahiyle evlendi. Gitti o deli de yuva kurdu. Gitti bıraktı beni be. Gürrüm gitti be. Bıraktı beni be. Gitti. Öküzsün, öküzsün ama. Yazık sana. Ne içirdin kızım bana? Daha kapıdan girerken sızmak üzereydin. O ne lan top mop? Muz orta mı keseceksin? Pilates. Pilates. Biliyoruz herhalde pilates. Espri olsun diye şey yaptım. Oha bu ne lan hepsini kıtır kıtır kesmişsin. Ha şunun hesabı. Bu kadar sıfır mı olur lan pavyon hesabı gibi? Sen bırak onları al bununla oyna. Vallahi bence sen topu mopu bırak da iş bakmaya bak. Daha dava avukat falan para lazım sana. Ya sana ne benim param lan? Allah Allah. Kahretsin bankalar. Bankalar. Bu kadar sıfırla beni mi arayacak bankalar? Seni arayacak bankalar. Hayırdır? Telefon bekliyoruz galiba. Gülfem cadısı hala uyuyor mu acaba ya? Uyanıp çoktan haber alıp panikle araması gerekirdi beni. Ya sen ne yapacaksın Gülfem seni aramış aramamış be? Sen avukatını arasana. Arayacağım tabii. Neyse ya. Gitsen artık evine. İçtin, ağladın. Tamam yeter artık. Hadi, hadi görüşürüz.